Yine güzel bir günden herkese merhaba. Güzel yorumlarınız için çok 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 ama çok teşekkür ederim. Yorumlarınızın hepsini okuyorum. Bazen onlara cevap vermekte gecikebiliyorum veyahut da göremeyebiliyorum veya çok yoğunluktan cevap veremiyor olabilirim ama hepsini okuyorum, inanın bana. O yorumlar beni destekliyor her zaman söylediğim gibi ve beni çok mutlu ediyor. Hepinize tekrar tekrar, teker teker teşekkür ederim. En son yorumlarda sürekli istediğiniz bir şey vardı. Ne istiyordunuz? Yelek örsene ama kolay olsun, bizim usulden olsun, değil mi? Düz parçalardan oluşsun, kolay olsun ama şık bir yelek olsun. Her zamanki felsefemiz, kolay örgü modelleri ama şık olsun. Hayatı kolaylaştıralım. İşte öyle bir yelek modeliyle karşınızdayım. Umarım beğenirsiniz. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi ilmeği belirlemek için koltuk altınızdan istediğiniz uzunluğa kadar olan kısmı ölçün ve ona göre ilmek atın. Benim için 50 ilmek ideal oldu. Şöyle orta kalınlıkta bir yün kullanıyorum. 5 numarada şiş kullanacağım. 50 ilmek benim bu koltuk altından istediğim uzunluğa kadar. Dediğim gibi siz istediğiniz kadar uzun yapmak istiyorsanız 60'da 70'de ilmek olabilir. Bir çocuğa yapıyorsanız daha az da ilmek olabilir. İlmek attım. Şimdi ben haroşa örüyorum. Siz istediğiniz örgü modelini de kullanabilirsiniz. Burada önemli olan yeleğin nasıl örüleceği. Yani en basit yöntemle hiç dikişsiz harika bir yelek yapacağız çünkü. Ve tam 105 santim ördüm. Sıra söylemek gerekirse de tam 150 sıra ördüm. Bu nereyi kapsıyor? Şimdi bitirmeyi de yapacağız. Bu nereyi kapsıyor? Bütün göğüs itibariyle tüm sırt çevremizi kapsıyor uzunluğu. Bitirme işlemine de gelince iki tane ilmeği birlikte örüyorum. Ördüğümü de diğer şişe alıyorum. Sonuna kadar aynı işlemi yaparak bitirme işlemini tamamlıyorum. Uzunluğu tam 105 santim oldu benimkinin ve 3'e böleceğim tabii ki 35, 35, 35 yani yeleğin iki ön yüzü olmuş oluyor, bir tane de sırt olmuş oluyor. Sıra sayısına gelirsek de dediğim gibi 150 sıraydı yani 150 dişti. Onu da böldüğümüzde 50, 50, 50 eşit 3 parçaya bölüyoruz. Şimdi sırt kısmını çıkacağım ve dünyanın en kolay ilmek atımını göstereceğim şimdi size. İşte tek yapmamız gereken şu kenarlardaki delikler var ya, ilmek gibi duruyorlar. İşte onları şişe geçiriyorum. Gördüğünüz gibi sanki yeniden ilmek atmışım gibi oluyor. İşte 50 tane ilmeği şişime geçirdim. Şimdi ipimi tekrar bağlıyorum ve haroşa örmeye devam edeceğim. Nereye kadar? Enseme kadar. Yani sırtım, koltuk altı hizasından tüm sırtımı enseye kadar öreceğim. Benim için 26 sıra olacak. Siz de kendi sırt uzunluğunuzu ölçün kime yapıyorsanız. Dediğim gibi bu yeleği herkese yapabilirsiniz. Sadece ölçerek gideceksiniz. Hiç dikişsiz, harika, dünyanın en kolay yeleği. İşte tam 26 sıra ördüm. Şimdi de bu 50 ilmeğin yarısını şuradan 25 ilmeği sayıyorum ve oraya çengelli iğne takıyorum. Burası yeleğimin yarı kısmı yani ön kısmını oluşturacak. Diğer kısım da koltuk altını oluşturacak. Yine aynı şekilde o köşelerden şişimi geçiriyorum. Tekrar 25 ilmek atmış gibi oluyorum. Harika bir yöntem. Şimdi yine arkaya ördüğüm uzunluk kadar önü de öreceğim.
26 sıra daha ördüm. İkisi sırtıyla beraber bitmiş oldu. Şimdi yeleğimizin diğer ön yarısını öreceğiz. Yine 25 ilmek saydım, yani 25 sıra. Ve şişime geçiriyorum yine yanlardan alarak. Bunu birçok projede kullanabilirsiniz. Harika bir yöntem. İşinize çok yarayacak eminim. Şöyle alıyorum. Yine 26 sıra bu kısmı da öreceğim. İşte yeleğimizin tüm parçaları oluşmuş oldu. İkisini 26 sıra ördüm. Bir yanını 27 sıra ördüm ki ipi buraya getireyim. Böylece dikişsiz olacak baştan beri söylediğim gibi. Çünkü buradan itibaren devam edeceğim arka yüzü örmeye. Şöyle geçiriyorum şişimi ve iki kanadı birbirine birleştiriyorum örerek. Böylece hiç dikiş yapmak zorunda kalmayacağım. Harika bir model olacak, hiç dikişsiz. Şimdi de diğer ön yüzüne geldi sıra. Şimdi onu da örerek birleştireceğim. Yeleğimiz gördüğünüz gibi tek parça olarak çıkacak. Hiç arttırma eksiltme yapmış olmayacağız. Ve ilk başta bu kadar ilmek atarak bir sürü ilmeği örmek zorunda kalmayacağız. Şimdi de 10 sıra daha hepsini beraber öreceğim ve bir de yaka oluşturacağım. İşte yeleğimiz hiç dikişsiz olarak birleşti. Kol oyuklarını görüyorsunuz. Hiç arttırma eksiltme yapmadan harika kollar oluşturduk. Şimdi de yakası için dediğim gibi 10 sıra örüyorum. Sıra yaka için ördüm ve kol kısımları da iyice ortaya çıktı. Hiç arttırma eksiltme yapmadan hem kol kesmiş olduk hem yaka yapmış olduk. Şimdi bitiriyorum. Bu yaka kısmını siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Daha dar da yapabilirsiniz, daha büyük de yapabilirsiniz. Şimdi bitirme için ne yapıyoruz? İki tane ilmeği birlikte örüyoruz. Dediğim gibi ördüğümü de diğer şişe tekrar takıyorum. 2-2 sonuna kadar bitiriyorum. Dikişsiz yeleğimiz hazır. Şöyle yakasını da kıvıralım. Harika bir de yakası oluştu. İşte gördüğünüz gibi kolayca bir yelek yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Yine güzel değişik projelerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. İzlediğiniz video hakkında ne düşünüyorsunuz? Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, eleştirilerinizi lütfen bana yazın. Ayrıca ilginizi çekebileceğini umduğum daha birçok video var. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olun.